Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler geçtiğimiz gün Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlık faaliyetlerine ilişkin bir sunum yaptı. ABD'nin F-35 konusunda tutumunun değiştiğini aktaran Güler, ABD'deki bu fikir değişikliğinin Kaan'ın uçuşunun ardından gerçekleştiğini söyledi. Peki 1995'te başlayıp kör düğme dönüşen F-35 meselesinde neler yaşandı? Kapıları aralayarak size aktaralım. F-35 savaş çağı hem hava üstünlüğü hem de saldırı görevlerini yerine getirmek ve savaştaki her amaç için farklı uçak geliştirmenin masraflı olmasından dolayı tek uçağın tüm görevleri yerine getirmesi amacıyla tasarlandı. Türkiye F-35 savaş uçağıyla 1995'te JSF programına katılarak tanıştı. F-35 savaş uçağı geliştirilmek için uluslararası program kapsamına açılmış, Türkiye'de bu programda yer almıştı. F-35 programında 1999 yılında ilk adım atan Türkiye, 2002 yılında sistem geliştirme ve gösterim, 2007 yılında ise üretim, destek ve sürekli iyileştirme safhalarıyla programa katılımı arttırmıştı. Bir dönem askeri havacılık geleceğini F-35'lerle kurmak isteyen Türkiye, toplam 100 adet F-35A tedarik etmeyi planlamış, bunların 30'unun siparişini vermişti. Tabii parasını ödediğimizi de unutmayalım. Türkiye'nin envanterinde F-35 savaş uçağı ilk kez 2018'de yer aldı. Türkiye'nin şu anda 6 adet F-35 savaş uçağı vardır. 2018'de ilk kez F-35 savaş uçağına kavuşan Türkiye için gerisi gelmedi. Beyaz Saray 17 Temmuz 2019'da Türkiye'nin Rus menşeli S-400 hava savunma sistemlerini teslim alması sebebiyle F-35 programından çıkarıldığını açıkladı. Parasını ödediğimiz ve üretiminde yer aldığımız F-35 savaş uçağına sahip olmamız engellenmeye çalışılıyordu. Tabii Türkiye'nin haksız ve asılsız iddialarla F-35 programından çıkartılması Türkiye için farklı bir kapıyı da açtı. Artık kendi savaş uçağımızı yapmalıyız ve kimseye muhtaç olmamalıyız. Tabii S-400'lere sahip olmamız dolayısıyla F-35 programından çıkartılmamız yetmemiş gibi 2020'de ABD tarafından Türkiye'ye katsa yaptırımları uygulanmaya başlandı. Bu yaşanan gelişmelerin ardından tabii ki hakkımızı aradık ve aramaya da devam ediyoruz. Çünkü Türkiye F-35 programına 1 milyar 400 milyon dolarlık bir yatırım yapmıştı. Ama tabii şunu biliyoruz ki Türkiye ABD'de hukuki yollarla hakkını arasa da asıl ABD'ye geri adım attıracak olan hamle savunma sanayisinden geçiyordu ki öyle de oldu. F-35 programından çıkartılmamız bize MMUK'nın kapılarını açtı. Türkiye savunma sanayinde yapılan yatırımları arttırdı ve 5. nesil savaş uçağı için çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda 16 Mart 2023 tarihinde Milli Muharip Uçak üretimi tamamlanmasının ardından testler için hangardan çıkartıldı. Motor çalıştıran MMUK pistte ilerleyerek ilk taksi testini başarıyla gerçekleştirmiş oldu. 21 Şubat 2024 tarihinde ise ilk uçuş testini başarıyla tamamlayan MMUK, ikinci test uçuşunu ise 6 Mayıs 2024 gerçekleştirdi. MMUK'ın 14 dakikalık sürede 10.000 feet irtifaya çıkarken 230 knot hıza ulaşmayı da başardı. Ayrıca F-35 programından çıkartıldığımız yıl olan 2019'da ülkemizin savunma bütçesi 20,6 milyar dolarken 2024 yılında bu bütçe 40 milyar 450 milyon dolar olmuştur. İşte Türkiye'nin savunma sanayindeki bu atılımları bugün ABD'ye geri adım attırmış ve ABD'ye size F-35 verebiliriz dedirtmiştir. Tabii Savunma Bakanı Yaşar Güler'in deyimiyle videoya son vermek istiyorum. F-35 bir yana, kendi kanımız geliyor.